yeniden sulu boya serimize devam ediyoruz. Kanso'nun sulu boya defteri var. 300 gramdan oluşmakta. Toplam içinde 12 adet sayfası var. Ben birkaç tanesini kullandığım için tabii ki içinde 9 ya da 10 tane kaldığını düşünüyorum. Rovni markasının sulu boya setini kullanacağım. Ben öncelikli olarak elimde gördüğünüz paleti içerisinden çıkardım. Gayet rahat bir şekilde kullanım avantajı hem sağlıyor hem de size ekstra yeni bir palet alma derdinden kurtarıyor. Tabii ki yalnızca bununla da bitmiyor. Aynı zamanda da ki kenarlarında da sağda ve solda iki tane palet bölümü var. Buraları da hızlı bir şekilde kapatıyorum. Şimdilik ben biraz daha çıkarılabilen, istediğim şekilde yön verebileceğim paleti tercih edeceğim. Hemen sulu boyamı koyuyorum yerine. Malzemelerimi tanıtarak başlıyorum. Bir tane 4 numara Rovni markasının sulu boya fırçası var. Bu fırça zaten ürünü aldığımız zaman içerisinden çıkan bir fırça. Onun dışında yine siyah ve beyaz sulu boya tüplerim var. Bu sulu boya tüpleri aslında kullanımda biraz rahatlık sağlıyor. Belki bize biraz yağlı boya, akrilik ya da guaj boyayı anımsatabilir ama şunu söylemekte fayda var ki sulu boyalar yalnızca bu şekilde katı tabletler halinde değil, aynı zamanda tüplerden de oluşabiliyor. Elimde bu fırça dışında iki fırça daha var. Sebebi de şu, biraz daha ince çalışmalar yapacağım zaman ince fırçamı kullanacağım. Bunlar da Pepeo markası fırçaları. Diğer fırçam da 9 numaralı bir fırça. 9 değil ya bu. 6. Pardon, evet 6. Niye bunu 9 olarak görmüşüm? Evet, ters tuttuğum için 9 olarak görmüşüm ama 6 numaralı bir fırça. Hemen suyumuz da var köşemizde burada. Pet bardak tercih etmenizde fayda var. Hemen ilk sayfasını açıyorum. Dilersem koparabilirim. Koparmak için de gayet güzel bir kullanım kolaylığı sağlamışlar. Fakat ben çalışmam bittikten sonra çıkarmayı tercih ediyorum. Arka taraf yine sert mukavvadan oluşmakta. Evet, ilk sayfamı açtım. Ben bantlardan yararlanacağım. Farklı 4 çeşit manzara yapmayı planlıyorum. Tabii ki paletimde hazırlamam gereken bazı renkler var. Onları hazırlamak istiyorum. Şu taraf biraz daha temiz olduğu için bu tarafı kullanacağım. Biraz beyaz alıyorum. Beyaz tüpümü de kullandım. Evet, şimdi oluşturmak istediğim renkler için biraz paletimi yaklaştırıyorum. Biraz yaklaştırdım. Ve şöyle biraz mavi olabilir. Yalnız diğer maviyle tabii ki biraz karıştıracağız. Olmasını istediğim renklerden bir tanesi mordan yani maviden pembeye doğru bir geçiş sağlamak istiyorum. Peçetemiz her zaman yanımızda bulunsun. Biraz daha pembe ve turuncu tonlarını görmek istiyorum. Biraz turuncudan alıyorum. Tatlı biraz kavun işi gibi biraz bu şekilde bir turuncu yapıyorum. Şimdi artık kalın fırçamı değiştirip ince fırçama doğru, daha doğrusu Rovni markasının fırçasını artık kullanabilirim. Zaten kendisi istediğim etkiyi vermekte oldukça başarılı.
Tabii ki biraz kurumasını bekleyeceğiz ki daha rahat bir işlem yapalım diye. Yalnız şuralara biraz daha koyu mavi, yani lacivert tonlarında fırça darbeleri yapabiliriz. Tabii ki boyamızın rengini siyah yayılma gösterecek. O yüzden ben bu yayılmanın olmaması için biraz sabretmek istiyorum. Biraz sabredip kuruduktan sonra bu tarafı işlem yapmam lazım. O yüzden şu anda fırçamın ucunda tam da istediğim gibi bir renk olduğu için farklı bir fırçayla devam edeceğim. Evet, farklı bir fırçamı aldım. Biraz şuralarda mavilik istediği için şöyle biraz küçük tatlı mavilikler yapmak istiyorum. Nokta şeklinde dokundurdum özellikle. Şimdi suyla dağıtacağız. Biraz su damlatınca zaten istediğimiz etkide yayılma gösteriyor. Biraz daha koyu bir mora ihtiyacımız var. O yüzden önce paletimde rengimi oluşturuyorum, daha sonra uyguluyorum. Bence biraz daha, evet, koyu olabilir. Biraz daha siyah alıp rengini koyulaştırıyorum. Evet, biraz griye döndü ama hala alt tonunda mor olduğunu görebiliyorum. Şimdi küçük fırça darbeleriyle yine yayacağım. Evet, fırça darbeleriyle istediğim gibi yaydım. Daha sonra biraz daha pembe alacağım. Biraz pembe oluşturmak istiyorum. Hatta açık bir pembe istiyorum. O yüzden biraz kırmızıdan alıyorum. Kırmızıyı açmamız gerekecek. Biraz beyaz aldım. Hatta yeterli gelmedi. Şurada biraz açalım. Tatlı bir pembe elde ettik. Şöyle. Şimdi bu noktada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bizler perspektifi öğrenmiştik. Yakındaki cisimler bize daima büyük, uzaktaki cisimler ise daima küçüktü. O yüzden yakından uzağa doğru gittiği için şu şekilde bir perspektif yapacağız. O yüzden perspektifimizi yaparken şimdi direkleri koyacağım. Koyalım. Birinci direğimiz bu şekilde gittiği için biraz daha büyük yapalım. Şöyle. İkinci direğimiz 3 4 5 6 7
Şimdi diğer kutucuğa geçtiğimizde ise yine 6 numaralı fırçamı bu sefer alıyorum. Aldıktan sonra biraz kağıdımı sulandıracağım. Burada daha farklı bir teknik yapacağım. İlk olarak kağıdımı sulandıracağım. Burada suyum biraz kirlendiği için kağıdımı sulandırırken küçük farklı renkler ortaya çıkabilir. Evet, kağıdımı sulandırıyorum. Siyahımı aldım ve bu şekilde bir etkiyle ilk adımımı attım. Daha sonra biraz turkuaz andıran bir renk elde etmem gerekiyor. Biraz mavi alalım. Biraz yeşille karıştırırsak eğer, biraz yeşil, biraz mavi ve turkuaza yakın bir renk elde ettik. Biraz daha mavi olsun istiyorum. Mavi etkili. Bölüme baktığımızda ise burası biraz daha yine gün batımı olduğu için bize turuncu rengini kullanmamız yönünde bir şey söylüyor. Evet, şöyle biraz turuncu. Şimdi burası biraz hem turuncu hem pembe. O yüzden elimdeki turuncuyu biraz pembeyle karıştırıyorum şurada paletimde. Güzel tarafı şu, elimdeki renkleri, yani buradaki renkler kurusa bile tekrar kullanabiliyorum su bazlı olduğu için. Sulu boyanın zaten en büyük avantajlarından bir tanesi de bu. Yalnız şu noktada biraz şurada açık bir ton istiyor, beyazlık istiyor. Onu mutlaka ekliyorum, o rengi veriyorum. Yine buralara biraz kırmızı ekliyorum. Hani biraz kırmızı da denilmez ama hani vişne çürüğü denilebilir. Şimdi şurada çok aslında güzel bir etki elde ettik ve ben bu etki hiçbir şekilde hani bozmak istemiyorum. Ama eklemem gereken bir takım renkler de var. O renkleri de mutlaka ekleyeceğiz. Biraz o renkler üstünde çalışalım. Biraz o renkleri evet ekliyorum. Ve şöyle daha iyi bir ton yakalayacağım. Fazlasını aldık. Alt taraflarda evler olduğu için şimdi evleri yapacağız.
Can save your alibi. I already know you lied. Oh no, no, don't even try. Watch the flame in me ignite. Şurada biraz turuncu istiyor. Onlar kururken ben de şöyle istediğim renkleri biraz elde etmeliyim. Şuralara. Küçük dokunuşlarla. Farklı etkiler bıraktık. Biraz açık mavi olsun istiyorum. O yüzden açık mavi için biraz şurada rengimizi açalım. Şimdi artık tatlı küçük bulutlarıma geçebilirim. Lacivert rengimi alıyorum. Biraz siyahla karıştırıyorum. Şurada kendime güzel bir renk elde ettim. Şimdi küçük dokunuşlarla bulutlarımı yapıyorum. Can save your alibi. I already know you lied. Oh no, no, don't even try. Watch the flame in me ignite. You didn't wanna walk, didn't wanna walk the plank. But then ready or not, then ready or not it came. Baby, you were stuck, it was hard to see. And that's when I spoke. What's inside of me?
love me, what's inside of me? Oh, and one that you will see. I found my inner peace. Baby, this is do or die. Feel it in my veins tonight. Emotional suicide. You know it's an eye for eye. Emotional suicide. You know it's an eye for eye. I didn't wanna walk, didn't wanna walk the plank. No. But then Mariona, the Mariona, it came like the thunder.
can save your alibi. I already know you lied. Oh no, no, don't even try. Watch the flame in me ignite. You didn't wanna walk.